Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için Ayhan Bey. Nazlı merhabalar. Kusura bakmayın teknik hata için. Rica ederiz. Hiç ne demek. Şimdi sizi gördüğümüze çok sevindik. Neden olduğunu anlatalım. Aslında birçok göçmenlik konusunda bilgi veren avukat var ama bizim dilimizi konuşan, bize şu anki ihtiyaçlarımız dahilinde o kafamızdaki soruları cevap verecek bir kişi olduğunuz için bizim için şu anda canlı yayında olmanız çok değerli. O yüzden teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Birçok soru birikti. Bunun içinde immigration konusunda, immigration denilince direkt sizin adınız zaten geliyor. Sosyal medyada da birçok soruya cevap veriyorsunuz ve hem YouTube'da hem kendi kanalınızda aslında bu soruları zaten cevaplıyorsunuz. Ama bugün henüz sizi tanımamış olanlar varsa bizim aracılığımızla da hem de bizim üyelerimizin sorusunu cevapladığınız için burada iyi bir şey yaptığımızı düşünüyoruz. Şimdi fazla vakit kaybetmeden ben gelen soruları size birazcık sormak istiyorum. Yorum yapan arkadaşlardan da şu anda rica ediyorum. Şu anda soru yazmasınlar. Bir konuşacağımız konularda acaba kendilerini kapsayan bir konu var mı? İlk önce onları dinlemelerini rica ederiz. Kapsamadığı bir durum varsa da onları yine gündeme getiririz. Sorulara bakmaya çalışacağız elimizden geldiği kadar. Şimdi koronavirüs hepimizin hayatını çok ciddi şekilde etkiledi. Bunun farklı yani ekonomiyi etkiledi, evlilik hayatını etkiledi, iş hayatını etkiledi ve bunun yanında da tabii göçmenlik statüsü için beklentide olanları, belli aşamalarda olan insanları etkiledi. Şimdi bu konuda mesela şöyle başlayalım. Turist vizeniz var. Amerika'ya geldik ve şu anda çıkamıyoruz. Şu anda turist durumundakiler ne yapmalı? Turiste doluyorsa özellikle. Tamamdır. Şimdi öncelikle Nazlı Hanım çok teşekkür ederim bu fırsat için ve sizin gibi değerli biri ve değerli takipçilerinizle Göçmen Türk Kadınlar Birliği ile bu oluşturduğunuz güzel toplulukla buluşuyor olmak öncelikle benim için bir zevk. Ve bunun için her birinize teşekkür ediyorum. Umarım ben de eminim zaten bugünkü yayınımız faydalı olur. En azından takipçilerinizin soruları cevaplanır. Bu açıdan da biz umarım bu yayınlarımızı sizle devam ettirme şansımız ileride de olur diyeyim. Şimdi tabii çok sağ ol, çok olağanüstü bir durumla karşı karşıyayız. Gerçekten bu koronavirüs krizi ben kimlerle konuşsam yaşı fark etmiyor. 85-75 olan kişilerle bile konuşsam böyle bir şeyi görmediklerini, yani böyle bir şeye şahit olmadıklarını anlatıyorlar. Dolayısıyla gerçekten tarihi bir ana hepimiz bence kendimiz, çocuklarımız şahit oluyoruz ve umudumuz bu noktada zarar görmeden en az kayıplarla bu süreci geride bırakıyor olmak. Ve tabii bunu yaparken de sizin gibi değerli bir toplulukla da insanlarımızın sorularını cevaplayabilmek gerçekten onları bir nebze rahatlatacak. Ve ben bu ilk sorunun çok iyi bir soru olduğunu düşünüyorum. Gerçekten çoğu kişi şu an seyahat halinde burada bulunuyorlar ve bu seyahat sırasında hepsi işte benim uçak biletim vardı, işte gidecektim, şu ayın şu günü gidecektim, ne yapacağım, işte statüm bitiyor, hiçbir şey yapmasam mı diye bu noktada tabii endişelerle ve cevap arıyorlar. Benim bu soruya vereceğim cevap şu olacak. Şimdi öncelikle göçmenlik dairesi şu an görüşmelere ve buluşmalara in-person denilen toplantıları iptal etmiş durumda. Ama kurum devam ediyor. Yani kurum açık, başvuruları kabul ediyor, dosyaları kabul ediyor, dosyalar üzerinde karar veriyor. Bu noktada tabii onların da çalışanlarının ne kadar müsait olup olmayacağına göre değişecek. Tabii onlar da önlemlerini alıyorlar. Tahmin ediyorum bu ay işe gidip ofiste çalışan sayısı azalıyordur ama çalışıyorlar. Yani bulunuyorlar, gidiyorlar ofislerine. Ve dolayısıyla bunu şimdi niye anlatıyorum? Şu açıdan anlatıyorum. Eğer değerli takipçilerinizin şu an ya kendilerinin ya yakınlarının ya aile bireylerinin buradalar ama 2 hafta sonra uçak biletleri var. Ne yapacağız? İşte ve statüsü de bitiyor bu arada. Yani çıkamayacak ve statüsü de bitiyor. Bu noktada kesinlikle seyahat etmelerini tavsiye etmiyoruz. Seyahat etmenin yollarına bakmalarını tavsiye etmiyoruz. Çünkü bu virüs çok tehlikeli ve seyahat halinde çok ciddi tehditler oluşturabilir onların sağlığı için. Dolayısıyla bu noktada seyahat etmeyi kesinlikle bir yere koyacaklar. Göçmenlik dairesine
var olan, bitmekte olan statülerinin uzatma talebini yapabilecekler. Bu talebi yapsınlar. Şimdi biz farklı şeyler de duyuyoruz. İşte ya göçmenlik dairesi bu COVID-19'den dolayı kaçağında kalsam bir sıkıntı olmaz, affedecektir, şudur budur söylentiler var. Biz bunu kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Çünkü bu şunu değiştirmiyor. Günün sonunda COVID-19'den dolayı geç başvurabilirsin. Bunu affedecekler. Farz edelim bilmiyorsun, öğrenmedin. Bugünkü yayını dinledin ve dedin ki tüh ben uzatmaya başvurmadım. Statüm bir hafta önce başvuru bitti. Bana dediler ki yapma, ben de yapmadım. Kaldım burada. İşte zaten çıkacağım, uçak biletine harcayacağım o parayı, harcamayayım burada. Şimdi bu yanlış bir bakış açısı, çünkü farz edelim geçmiş olabilir şu an süren bir hafta önce. Başvuru yapabilirsin. Geç başvurma gerekçeni anlatabilirsin bu yaşanan durumlardan dolayı. Ve bunu kabul edeceklerini söylüyorlar. Ama hiç başvuru yapmamayı kabul edeceklerini söylemiyorlar. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Hala sorumlusunuz çünkü bu durumda. Aynen öyle. Diyecekler ki fark etmez. Göçmenlik dairesi açıktı. Başvuruları biz kabul ediyorduk. Sen verebilirdin bunu içeri. Aa, buradaki sıkıntı şurada yatıyor. Zaten şu anki yönetim gittikçe bu tip konularda hassas, bu tip konularda insanlara zorluklar çıkarıyor seyahat zamanlarında. Şimdi farz edelim birinin annesi, ablası bu durumda ve dedi ki ya sorun değil, iki hafta sonra da yani Mayıs'ta açılırsa, eğer o da açılırsa atlarsın uçağa geri dönersin. Seneye gelirken de kapıda anlatırsın bu durumunu yani diyebilirler. Çok zor bir şey o. Gelecek sene gelip kapıda görevliye bunu anlatmaya kalktığında görevli diyecek ki bu kişiye isterse bir gün bile geçirdiğin için senin vizen iptal artık. Reddediyoruz, seni geri gönderiyoruz deme şansı çok yüksek. Takdir yetkisi kullanabilirler, doğrudur. Ama bunu riske atmaya gerektiren bir şey yok. Çünkü şunu diyecekler, tamam ama başvuru yapabiliyoruz. Yani başvuru yapma imkanım vardı. Bunu niye yapmadın diyorlar. Dolayısıyla değerli takipçilerinize tavsiyem, süreleri bitmemişse süreleri içinde başvuru yapmaktan çekinmesinler. O başvurunun onaylanacağını, yani başvuruyu yapıp bu gerekçelerden dolayı gidemezseler, bu noktada zaten olay alma durumları yüksek olacak deyip takipçimizin sorusu cevaplayayım. Sadece onunla bırakmıyorum çünkü çok önemli bir konu olduğu için detayına bilerek girdim ki bütün evet. Bu noktadaki endişeler cevaplansın diye, farklı bir soruyla gelinmesin diye. Bilmiyorum. Peki aynı şekilde green card talihlisi olan veya Türkiye'de olan kişilerin belli bir süre içinde, 6 ay içinde Amerika'ya giriş yapmaları gerekiyor. Bu durumda onlar da giremiyorlar. Onlar için nasıl bir süreç var? Yani bunlar hep güzel sorular ve şu anki COVID-19'de gerçekten yaşanan en büyük sıkıntılardan bir tanesi. Bu noktadaki tavsiyemiz şu, biraz tam tersi olacak, o da şu noktada. Eğer kişi ülke dışında ve green card'ının 6 ay süresi bitiyor ve gelemeyecek bu COVID-19'den dolayı, o zaman gelmemesi gerekiyor zaten. Orada bekleyecek ta ki uçuş izinleri ortaya çıktı ve uçuş izinleri de sadece değil. Aynı anda kişi ben şimdi seyahat edebilirim güvenle, buradan hastalanmadan gidebilirim dediği anda uçabilir. Burada benim tavsiyem bu tip takipçilerimize bir yılı doldurmadan geri gelsinler ya da bu olay, virüs krizi ortadan kalkmak üzere yaklaştığında geri gelsinler. Farz edelim 9 ay kaldılar. Kapıda soracaklar onları. Sen diyecekler niye 6 aydan fazla kaldın? Bunun açıklaması çok yerinde. Çünkü neden? Uçuş yasakları vardı. Hadi uçuş yasakları kalktı. Ben güvenemedim, doktorum tavsiye etmedi ve bu noktada uçamadım dediğinde kabul edecekler. Sorun 6 ayı geçtiğinde oluşmuyor aslında. Sorun 1 yılı geçince oluşacak. Dolayısıyla çünkü kişi eğer ülke dışında yeşil kart sahibi bir kişi 1 yıldan fazla kalırsa o zaman teknik olarak yeşil kartını kaybetmiş sayılıyor. Farz edelim 6 ay değil ama şu an neredeyse 1 yılı dolmak üzere olan kişiler var. Şimdi tabii ki zorlanacaklar. Günün sonunda şuna dönecek olay, tamam mı? Sen 1 yıldır niye gelmedin? Burada COVID-19 ortaya çıktı, yasaklar Mart'ta başladı. Sen zaten 8 aydır, 9 aydır yoktun burada. Sen niye bu ülkeye gelmiyorsun diye zorluklarla çıkabilirler. Bu noktada tavsiyemiz biraz daha özverili davranacaklarını düşünüyorum. Bu tip takipçilerimizin eğer biletleri varsa, geliş biletleri, o biletleri iptal ediyorsalar onunla ilgili kanıtlarını tutsunlar. Çünkü gelirken kapıda görevliye bunu anlatabilirler. Bu tip durumlarda kişiler eğer bir yıldan fazla kalırsa teknik olarak green card'ı kaybettiği için 6 ayda problem yok. Onu anlatayım tekrar. Yani çünkü 6 ayı geçirmekle kişi yeşil kart hakkını kaybetmez. Sadece fiziksel günlerini kaybeder vatandaşlığa gitmek istediğinde. Dolayısıyla girerken bu noktada daha az sorun yaşayacaktır. Ama bir yılı geçirenler iki opsiyonları var. Ya hemen COVID-19 kalkar kalkmaz ilk uçakla gelecekler. Kapıda gelemediklerini anlatacaklar 3 ay 4 aydır. Ve bu noktada büyük bir ihtimalle hoşgörülü karşılanacaklar. Farz edelim onu yapmadılar. O zaman
Amerikan konsolosluğuna returning resident başvurusu yapıp bu COVID'den dolayı dönemediklerini, çünkü normalde returning resident statülerinde genelde Amerikan konsolosluğu ciddi sağlık şeyi görmek istiyor. Sebebi fazla. Kişi komada oluyor filan. Ama bu durum çok olağanüstü, extraordinary bir durum olduğu için şu an hani sana şunu diyemezler. Sen returning resident vizesinde başvursaydın konsolosluğa, niye başvurmadın? Başvuramıyorsun çünkü konsolosluk kapalı. Görüşmeleri almıyor kimseyi. O başvuruyu yapıp almak için birebir görüşmeye gitmen gerekiyor Amerikan konsolosluğuna. Dolayısıyla bu şekilde baktığımızda takipçilerimizin bir yıl geçirmeyenlerin endişelenmemesi gerektiğini söyleyebilirim. Ama kapıda bunu anlatabilmeleri önemli. Bir yılı geçirenler de kapıda bunu kanıtlamaya çalışmaları gerekecek diyeyim. Şimdi bu dönemki yeni green card çekilişi açıklamaları ile ilgili ya da önümüzdeki sene tekrar bir çekiliş olacağı ile ilgili böyle bir şey var mı? Bir iptal durumu, bir gecikme, sonuç gecikmesi, böyle bir açıklama yapıldı mı bildiğiniz? Evet, evet, bu çok sık gelen sorulardan bir tanesi şu an. Takipçilerin de merak etmesi gayet doğal. Şu aşamada bu noktada bir açıklama yok. Bunun sebebi de şundan kaynaklanıyor. Bu yaşanan virüs krizi aslında buluşmaları, kişisel bir araya gelmeleri etkiledi. Farz edelim, eğer bu çekilişi yapmak için bir grup bir araya toparlanacaksa, bunu da sanal yapamıyorsalar, evet, erteleme durumları olabilir. Ama bu green card çekilişi geçen yıl Ekim ve Kasım'ın başına kadar yapılan başvuruda, başvuru tarihleri Mayıs ilk haftasında bunun sonucunu öğrenecekler. Bunun sonucunu da bilgisayar seçimi yapılan bir ortamda öğrenecekler. Dolayısıyla bilgisayar ortamında bu kazananlar kimler olduğu belirlendikten sonra kişiler dosya numaralarını, referans numaralarını girerek internet üzerinden zaten çıkıp çıkmadığını öğrenebilecekler. Ben bu noktada bir gecikme yaşanacağını çok düşünmüyorum. Ama tabii ay sonunun gelmesini görmek gerekecek ve ay sonundan sonraki süreci görmek gerekecek. Tabii şu anlama gelmiyor. State Department karar alabilir, dönüp diyebilir. Kusura bakmayın, bunu bir ay, iki ay, şu an geciktireceğiz tarzı açıklamalara gelemeyeceklerdir demiyorum. Sadece bunu yapmaları gerektiren bir durum görmüyorum. Çünkü bilgisayar ortamında seçimle kimsenin birbirine temas yapmadan bir sonuç vermeye açıklanacağı için diye düşünüyorum. Bu işsizlik maaşı ve işsizlik yardımı ile ilgili biz çok fazla soru aldık. Kendi yayınlarımızda aslında bunu biraz açıklamaya çalıştık. Ekonomist gözünden açıklamaya çalıştık. Şimdi biraz da bir immigration gözünden bunu açıklayalım. İşsizlik maaşı nedir? İşsizlik yardımı nedir? Aralarındaki fark ne? Ve eğer buna başvurursak göçmenlik statümüz için, çünkü hani vatandaşlık için deniyor ya, bazı yardımlara başvurursanız göçmenlik durumunuz ve vatandaşlığa kabulünüzle ilgili sıkıntılar olabilir. Bu yardımlar etkiler mi? Evet, günün bence en önemli sorusu diyebilirim. Gerçekten bize de bu konuda çok ciddi anlamda ulaşanlar var. Vekillerimiz dahil buna. Yani anlatsam detayları, bir yere anlatayım detayları, öyle yapayım. Burada girmeyeyim, zamanınızı almayayım. Gerçekten hem müvekkillerimizden, hem arkadaşlarımızdan, hem takipçilerimizden çok inanılmaz şeyler duyuyoruz, görüyoruz şuradaki birkaç haftadır. Ve gerçekten günün en önemli sorusu bu. Şimdi ben şöyle bakılmasını istiyorum bu duruma. Şimdi işsizlik parası denilen yardım ya da işsizlik parası talebi ya da hakkı aslında şundan oluşuyor. Bu federal bir yardım değil ya da federal gelir düzeyi düşük olanların talep edip aldığı bir para değil. Dolayısıyla kişilerin green card'a gitmede önüne engel getirecek bu public charge dedikleri rule, yani kişinin Amerikan hükümetinden destekte bulunmuş olması ya da bulunacak olması, bu da yeşil kartına engel olması durumu değil bu. Bunun sebebi de şu, işsizlik parasındaki destek aslında siz çalıştığınız iş yerinden işvereninizin fazla ödediği vergiler ve sizin de almanız gereken ödemelerdeki kesilen ve bütün bu iki paranın da bütçeye gittiği bir para. Yani eyaletler bunu bu arada yönetiyor. Eyaletlerin bu konudaki havuzları var ve bu havuzlarında işte Labor Department denilen çalışma departmanı diyelim. Onların havuzuna hem işverenden hem çalışandan aylık kesilip ya da iki haftada bir kesilip akan bir para bu. Bunun sebebi de eğer yarın kişi işten çıkarılırsa ya da devam edemezse kendi hatasından kaynaklanmayan bir durumdan dolayı tek ayakları üstünde durabilsin diye bir miktar desteği bu şekilde işsizlik parasından alıyorlar. Yani bize gelen bu sorulardan önemlisi şu Nazlı Hanım. Diyorlar ki Ayhan Bey, ben işsizlik parasına başvurabilir miyim? Başvursam benim green card ya da yeşil card ya da vatandaşlık sürecim etkilenir mi diyorlar. Bu sorunun cevabını şöyle vereyim. Hayır, kesinlikle etkilenmez. Sizin
İşsizlik parası desteğine başvuruyor olmanız sizin en doğal hakkınız. Siz bundan dolayı kesinlikle ters bir kararla karşı karşıya tutulmayacaksınız. Şimdi bunu biraz açacağım ama biraz detaylı bir bilgi olacak. Bu sebebi de şundan kaynaklanıyor. İki türlü değil mi şu an işsizlik parasına başvuran insanlar var. Normalde bir türlü. O da nedir? Çalışan işini kaybeder, işten çıkarılır ve başvurur. Ama şu an federal hükümet bu yaşanan durumda biliyor ki sadece işten çıkarılanlar gelirini kaybetmiyor. Aynı anda biz eve kapama kararı alınca adam kendi işini yapan insanlar da gelir elde edemiyor. Uber yapabilir ya da contractor işi yapabilir, inşaat işi yapabilir. Yani bir sürü sayı var, danışmanlık yapabilir. Yani kendi kendine iş yapıp ve bunun sonunda da başvuru hani vergi beyanını yaparken 1099 denilen Allah'ın geliri üzerinden vergisini ödeyen kişiler de etkilenmiş durumda. Sadece bir A firmasında çalışıp çıkarılan bir kişi etkilenmiş durumda değil. Bu yüzden federal hükümet geçirdiği relief paketinde, destek paketinde eyaletlere sadece çalışanlar değil, kendi işini yapan insanların da başvurması. Bu çok önemli. Bilmiyor çünkü insanlar bunu. Bizi arıyorlar, Ayhan Bey ben böyle bir şey var, yani biz alabiliyor muyuz, düşünebiliyor musunuz? En önemli tarafı bu paketin, işsizlik desteğinin. Kesinlikle başvuru hakları var ve başvurularını yapsınlar. Onların da quarterly, geçen yıl yaptıkları, her 3 işte 4 ayda bir yaptıkları gelir beyanı ya da yıllık yaptıkları gelir beyanının bölünmesi üzerine belli bir rakam belirleniyor. Bu sizin doğal hakkınız. Çünkü şu an Uber bile yapamıyorsun. Yani Uber bile yapamıyorsun ya da bu tip işleri yapamıyorsun. Bu verdiğim sadece bir örnek. Bir sürü bunun örneği var. Şimdi dolayısıyla işsizlik yardımına bu iki yardıma da başvuran kişiler kesinlikle göçmenlik hakları konusunda bir kötü duruma uğramazlar. Nedir? Green Card sahibidir, vatandaşlığa başvuruyordur. Bu önüne gelmeyecektir. Bu devlet desteği olarak görülmeyecektir. İki, kişi Green Card'ına başvuruyordur. Herhangi bir şekilde, ailevidir, iş yeridir, başka bir şekilde. Green Card mülakatına girecektir diyelim. Bu önüne engel olarak gelmeyecek. Sorabilirler, doğru cevabı verecek. Herkes gibi. Evet. Efendim? Bu çok önemli bir konu. Tekrar tekrar o yüzden altını çizmiş olalım. Kesinlikle ve ben bunun detaylı bilgisini sizin aracılığınızla vermek istiyorum. Çünkü bu çok önemli bir nokta. Bu işler kesinlikle, çünkü bakın yeşil kart konusunda biliyorsunuz Trump yönetimi geçen yıl bir public charge denilen kişilerin Amerikan hükümetine yük olmaması ve illerde yük oluşturmaması için geçirdiği bir detaylı kurallar. Yani aslında artık şuna dönecek bir evi. Ha, senin yaşın 65 yaşındasın, herhangi bir mesleğin de yok. Biraz sağlık sorunun var. Düşün, babanı getirmek istiyorsun. Yani getir ama biz bu insanın birkaç yıl sonra bizim devlet yardımlarımıza başvuracağını düşünüyoruz. Red, vermeyeceğiz. Deme noktasıyla inanılmaz bir şekilde göçmenlik anlamında devrim yaratan bir detaylı kural. Yani public charge rule. Üç kelime, üç harf mi diyelim. Düşünebiliyor musunuz? 800 sayfa yazılmış durumda geçen yıl. Detaylı ne anlama geleceği noktasında. Burada en büyük soru buna geliyor. Dolayısıyla Green Card'a gidecek olan kişilerin merak ettiği, Ayhan Bey bu bize etkiler mi? Bu public charge'ın, çünkü biliyorsun ya da ben işte eşim bana başvurdu, iş yeri başvurdu. Yok işte Nisan'da görüşmem vardı, iki ay ertelediler. Ben şimdi işsizlik parasını eyaletten başvursam bu önüme engel olarak gelir mi diye soruyorlar. Gelmeyecek. Onun cevabını veriyorum. Yeşil karta geçmemiş, geçmek üzere olan kişileri etkilemeyecek bir başvuru durumu olacak bu. Şimdi bunu söyledik. Dedim ya günün en önemli sorusunu sordum. Çünkü üçüncü bölüm var şimdi. O da ne? Çalışma izni olanlar var bir de. Hani onların ne yeşil kartı var ne vatandaşları var. Çok binlerce insandan bahsediyoruz. Kimisi bilgisayar uzmanı, kimisi analist bilmem bankada, kimisi başka bir göreve sahip. H1B vizesiyle belki çalışıyor, belki E2 vizesiyle çalışıyor, belki L1 vizesiyle çalışıyor. O çalışma vizesinin ona sağladığı ortamda bulunan insanlar ve şu an işini kaybetmiş durumdalar. Şimdi onlar buna başvurabilirler mi? Günün sorusu. Günün en büyük sorusu, önemli sorularından bir tanesi bu. Ben bu cevabı şöyle vereceğim öncelikle. Teknik olarak kişi iş yerinden ona çalışma vizesi başvurusu yapılmış ve onun çalışabilmesi o iş yerine bağlıysa ve işini kaybetmişse, teknik olarak ben cevabı söyleyeyim sana genel olarak baktığımızda, kişi yasal statünü kaybetmiştir. Yani kişinin artık bırakın işsizlik parasına gitmeyi, H1B diyelim çalışma vizesi, iş yeri dedi ki ona tamam kusura bakma biz kapattık iş yerini, devam edemeyeceğiz, seni çıkardık. İşsizlik parasına gitmeden önce başka bir sorun var. O da şu, çalışma izni bitti, iptal edildi. H1'larda grace period şu an 60 gün, yani o kişi 60 gün içinde yeni iş bulmak zorunda ya da statü değiştirme yapmak zorunda ya da çıkmak zorunda. Şimdi
İşsizlik parasına gitmeden önce uğraşacağı sorun bu olacak. Ama ben şöyle bir cevap vereyim. Tabii her iş yeri bunu yapmayabilir. Der ki, bak der, biliyorsun kapattık biz. Mümkün değil, iş yapamıyoruz bir ay, iki ay, üç ay. İki ay sonra olaylar normale dönünce biz seni geri alacağız diyorlar. Şimdi bu farklı biraz. Onun da sebebi şu. Aslında kişi çıkarılmamış oluyor. Kişi bu yaşanan olağanüstü durumdan dolayı bırakılmış oluyor kısa süreli. Ama geri alınacak. Dolayısıyla bu kişi aslında kaybetmiyor teknik olarak yasal durumu diyebiliriz bu olağanüstü durumda. Şimdi bunun cevabını verdik. Demek ki kişi işten çıkarılma değil. Geçici açığa alınma, tekrar geri dönme durumuyla karşı karşıyaysa bu ortamda kimse ona kalkıp sen çalışma izni ihlal ettin demeyecek. Yani onu düşünmüyorum olacağını. Bu bir. İkinci durumda tamam peki bu çıkarılan kişi ya da geçici çıkarılan kişi yardım alabilir mi sorusu. Bunun cevabı eyaletten eyalete değişecek. Çünkü biliyorsunuz her eyalet kendi belirliyor bu noktadaki yardım kurallarını. Kimi eyalet kişinin Amerikan vatandaşı olmasını görmek isteyebilir. Yeşil kartı olmasını görmek isteyebilir. Sürecin içinde olduğunu, A numarası olmak istediğini ihtiyacı duyabilir. Eğer kişi H1 vizesi var ama A numarası yok ya da kesinlikle yeşil kart sürecine gidecek bir durumda değilse çoğu eyalet o zaman o desteği vermeyebilir ona. Hani başvuru, hani siz sorun olur muyu bir yere bırakın. Önce başvuru yapabiliyor muyuz eyalete geliyor. Bu bazı eyaletlerde şu an bu noktada adımlar atıldığını, bu olağanüstü durumda buna izin verilmeye başlandığını görüyoruz. Dolayısıyla bu noktadaki kişilere önce tavsiyem eğer bu kişiler geçici olarak işten çıkarılmışlar, haklarını kaybetmiyorlar, işten çıkarılmış sayılmıyorlar, geri dönecekler. O zaman eyaletlerindeki Labor Department'a ulaşsınlar, web sitesine baksınlar ve onların bu noktada olan bir yabancı çalışma izni olan ve işten çıkarılmayan bir kişinin de başvuru yapıp yani alıp alamayacağını değerlendirecekler. Eğer verilirse ona bir sorun yok orada. Eğer çünkü unutmayın bu noktada da onlar da paycheck alıyorlar. Onlarda da bazı kesintiler yapılıyor, bazılarında yapılmıyor. Dolayısıyla benim bu noktadaki tavsiyem işlerini komple kaybetmediler, geri dönecekseler eyaletin Labor Department'ının web sitesine baksınlar, incelesinler. Bu durumda olan bir kişi olarak alıp alamayacaklarını da değerlendirse. Alabiliyorsalar alacaklar, alamıyorsalar da zaten alamayacaklar. Orada tek dikkat edecekleri statüyü geri kazanma noktasına bakacaklar. Dolayısıyla iş yeri onları geri alırsa birkaç ay sonra herhangi bir çalışma izni, statüsü ihlal olmadan ilerleyecek. Ben tahmin ediyorum epey kapsamış olduk. Çünkü üçe böldüğümüzde evet. Durumu vatandaş olanların endişesi diyelim, yeşil evet. Kartı olanların endişesi, yeşil karta gideceklerin endişesi, hiç onlarla bir ilgisi olmayan çalışma vizesi olanların endişesi diye ayırdığımızı düşünüyorum. Çünkü bu noktada kişiler kafalarında daha net bir durumla karşı karşıya kalacaklar. Tavsiyem alabiliyorsalar, hakları varsa kesinlikle başvursunlar, alsınlar. Çok ciddi bir destek bu. Bunu sakın ihmal etmesinler diyorum. Acil durumlarda bu soru çok sık geldiği için yöneltmek istiyorum. Acil durumlarda vize şu anda nasıl işliyor? Diyelim ki doğum yapacak bir anne var. Kendi annesini ya da bir yakınını Türkiye'den çağırmak istiyor. Şu an gerçi uçuşlar, seferler yok zaten ama hani Mayıs ayı için bir takım şeyler duymaya başladık. İç hatlar için başlıyor. Belki dış hatlarda da bu gerçekleşecek daha sonra. Böyle bir tekrar uçuşlar başlarsa vize işlemleri nasıl olacak sizce? Kolayca bu vizeyi alabilirler mi dersiniz? Şimdi şu var tabii hani şu an aynen dediğiniz gibi Türkiye'deki Amerikan konsoloslukları bir dahaki açıklama yapılana kadar kapalı durumdalar. Kişisel buluşmalara. Bunun istisnası nedir? Acil vize başvurusu olanlar. Hemen ben bunun bir örneğini vereyim. Geçen gün bunun haberi çıktı. Biliyorsunuz buradan açıklama yapıldı ve denildi ki ülke dışında bekleyen sağlık görevlisi olanlar, belki iş yeri başvurmuş, onay almış, sponsorluğu onaylanmış ve bunlar aslında vizelerini alacak olan kişiler, alamamışlar daha. Onlara hemen en yakın, size yakın olan Amerikan konsoloslarına başvurun diyorlar. Çünkü onlara eğer tabii hak ediyorsalar hemen vizelerini verecekler. Çünkü neden bu acil ortamda onların buraya gelmesi gerekiyor diye. Şimdi bunu niye söyledim? Acil durumlar böyle acil durumlar olacak şu an. Çünkü gerçekten olağanüstü bir durumla karşı karşıyayız. Gerçekten insancıl ya da ölüm tehlikesi ya da başka bir durum gerektiren ne kadar işte annem doğum yapacak, kızım doğum yapacak buna girir şu an tartışmalı. Ama bu süreç kalkar, açarlar kapı görüşmeleri. Ondan sonra tabii ki vize başvurusu yaptıklarında bunlar bu gündeme bunu getirip vize alma durumuna bakacaklar. Şimdi farz edelim gelecek ay Amerikan konsolosluğu dedi ki biz sınırlı şekilde açtık. Ha bir sürü insanı taşımayacağız buraya ama aşama aşama görüşmeleri yapacağız dedi. O zaman zaten kişiler randevulara gidecekler. Sadece hızlı gidemeyecekler.
onların bu tarzda dediğin doğumdur ya da başka bir durumda olanlar bu noktada yapacakları şey. Önce vize randevusu alacaklar Amerikan konsolosundan. Ondan sonra Amerikan konsolosunu arasınlar ya da e-mail atsınlar. Çünkü o zaman şunu gündeme getiriyorlar. Bak böyle bir acil bir durum için geldim, benim Amerika'ya gitmem gerekiyor. Yalnız şöyle bir durum var. İşte ben randevu aldım ama 2 ay sonra randevu günüm var. Öne alabilir misiniz? Bu taleplerde bulunabilecekler. Bunu da e-mail ya da telefon yoluyla Amerikan konsolosuna iletecekler ve onlar da bu noktada efektif cevaplar veriyorlar. Soruları görmeye başladım aşağıda fakat birazcık ilk önce bu COVID'i kapsayan şeyleri yanıtlamaya öncelik veriyoruz. Mesela bu kira konusu, kiracı ve ev sahibi olma konusunda çok ciddi şeyler var. Para alamadığı için kirasını ödeyemeyen %30'luk bir oran her 5 aileden işte kaç tanesi, bu inanılmaz böyle rakamları gördük bu ay için açıklanmış. Kiramızı ödeyemiyoruz, ne yapacağız, ne yapmamız gerekiyor? Bir de sizle bu konunun üzerinden geçebilir miyiz? Yani bence zaten bizim buradaki amacımız bugün sorularda genel anlamda çok şey ilgilendiren konuların olması gerekiyor, evet, ki aydınlatmada faydalı olalım. Şu ana kadar herhalde 4. soruyu soruyorsun. Bunların da hepsi, bunların hepsi de gerçekten çok önemli konular. Ah, ben bu konuda böyle özel bir şeyim var. Yani bu sorduğun soruda. Çünkü ben şöyle görüyorum. Tabii ki böyle olağanüstü bir durum yaşanmış ya da görülmüş değil. İnsanlar belki haklı, yönetimler de haklı. Bununla mücadele ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bu gerçekten şu an hepsinin bildiği en büyük sorunlardan bir tanesi. Ama koyamıyorlar. Yani gün sonunda dönüyorlar, diyorlar ki bırakalım mülk sahibiyle kiracı bunu çözsün arasında. Bir tarzda yaklaşıldığını görüyorum şu an. Gün sonunda şuna dönüyor. Mesela eyaletten eyalete değişecek. Burada şimdi mesela New York eyaleti valisi dedi ki 90 gün kira ödemezse diye kişiler evlerinden ya da oturdukları ya da iş yerinden çıkarılamaz dedi. Şimdi bunu tabii New York'a özgü bir durum ama bu New Jersey'de olmayabilir. Buradaki yönetim bunu geçmeyebilir veya başka eyaletlerde olabilir ya da olmayabilir. Gün sonunda şu bir gerçek şu an. Bu konuda bir çözüm üretilmiş değil daha. Yani şöyle değil. Kişiler kirasını ödesin mi, ödemesin mi? Ödemezse evinden çıkarılır mı? Ödemezse peki o aylardan hala sorumlu mu sorusu çözülmüş değil. Bu noktada benim herkese tavsiyem şu oluyor. Bu noktada federal hükümet destek olacak diye hiçbir açıklama yapmadı. Eyaletin zaten buna destek olmak gibi bir gücü mümkün değil. Eyalet şu an zaten bütün satış gelirlerinden hiçbir vergi elde edemeyecek durumda, iş yerleri kapalı diye. Yani eyalet de bizim gibi, o da kendi derdine düşmüş durumda şu an. Ayakta kalmaya mücadelesi veriyor. Aynı anda önlemler alırken. Peki federalden bir destek gelir mi? Ben hemen oraya getireyim. Şu an yok görünüyor ama bu noktada benim fikrimi söyleyeyim ve bu fikrimi dile getirmeye çalışıyorum mümkün olduğunca ve bazı yerlerde de konuşulduğunu görüyorum. O da şu. Aslında bunun çözümü basit. Nasıl basit? Diyecekler ki federal hükümet, national emergency şu an. Ulusal bir afetle karşı karşıyayız. Savaş ortamı gibi bir ortamdayız. 3 ay kimse kira ödemeyecek diyecekler. Amerika'nın neresinde olursa olsunlar. 3 ay boyunca bütün kiraları durduruyoruz diyecekler. Şimdi bu kiraları durduruyoruz derken sadece iş yeri değil, aynı anda ev kiralarını da durdurmaları gerekiyor. Olan bir şey anlatmıyorum. Olması gereken bir şeyi konuşuyoruz şu an. Dolayısıyla bunu bu şekilde durdurup kişilerin, diyorlar ya işte kişilere yardımcı olmaya çalışıyoruz. 1200 dolarlık bir çekle, yani mümkün değil. Yani o 1200 dolarlık çekle kişi nasıl kirasını ödeyecek, nasıl evine yiyecek alacak? Mümkün değil yani. Mümkün değil yetmesi. Onu yapana kadar deseler 3 ay kira ödemeyin, seçin hangisini istiyorsunuz. İnsanlar diyecek biz çekmek istemiyoruz, kiramızı ödemeyelim diyecekler 3 ay. Çünkü niyet bir, tamam, kimse seni dışarı atamaz bu ortamda. Doğru, mümkün değil. Mahkemelere gidecekler ya da bu olay kalktığında bu COVID-19'den dolayı mümkün değil, yapamayacaklar. Kolay bir şey olmayacak. Ama 2, kişinin sorumluluğu bitmiyor. Dolayısıyla benim öngörüm burada ve bu noktada yöneticilerin duymasını da ben hep arzu ediyorum. Yapılacak olayları basit. Durduracaklar 3 ay boyunca bütün ödemeleri. Bir dahaki sonraki announcement'a kadar kesinlikle yani evlerinde oturanlar, iş yerlerinde oturan bir kira 3 ay froze yaptık, ödemeyecekler. Bu sefer ne olacak? Kişiler bir kez rahat evde kalabilecekler, panik yaşamayacaklar. Çıkma ya da çıkarılma korkusu. Bu çok ciddi bir sıkıntı, insanların bu endişeyi yaşaması. 2, biz neler duyuyoruz? Daha COVID başlamış, kirasında 2 gün kalıyor. Mülk sahibi arıyor adamı. Ödemezsen seni avukata vereceğim diyor. Yani bu olacak şey mi bu ortamda? Ama bunların yaşandığı bir ortamda bunu federal hükümetin, hadi bu pakette çözmedin sen bunu, bundan sonraki pakette çözmen lazım. İkinci durum, tamam sen kiracıları kurtardın, mülk sahiplerine ne olacak? Basit mülk sahiplerine diyorum, diyeceksin ki sana ben şey veriyorum,
vergi ödemende ya da emlak verginde şu kadar indirim veriyorum. Kayıp yaşadığın kira gelirini senin şu kadar vergi ödemenden düşeceğiz diyecekler. O zaman mülk sahibinin problemi yok ki. Günün sonunda oradan alamıyor, federal hükümetten alıyor. Dönecekler, bankalara diyecekler 3 ay bırakın faizi almayı, 3 ay ödeme almayın ve bunu da saymayın sonra diyecekler. Biz size federal hükümet buna destek olacağız. Şimdi tamam, federal hükümetin ciddi bir anlamda bütçe problemiyle karşı karşıya kalacağı bir çözüm bu. Ama yapılacak çözüm bu. Benim düşüncem bu noktada Amerika'daki yöneticilerimizin de bu noktada adım atmasını arzu ediyorum. İkinci bir durumda şu var, hani buradan mesajı vermek için. İkinci durumda ne olacak değil mi? Şimdi arıyorlar, ödeme yapamıyoruz, ne olacak? Çok basit. Benim bütün müvekkillerime, arkadaşlarıma, sayısız insanla konuşuyoruz kaç haftadır. Hep tavsiyem şu. Şimdi mülk sahibinin yaptığı bir sorun yok ortada. Ya da mülk sahibinin yarattığı bir problem yok ortada. Senin yapacağın önce diyaloğu iyi tutmak, konuşmak. Biliyorsunuz afet döneminden geçiyoruz. Bana destek ol demen o insana. Bana destek ol. Ertele 2 ay, 1 ay ertele. Ya da kiram 1500 dolar mı? 500 dolar ödeyeyim bu ay. Gelecek ay şu kadar ödeyeyim. Yani bunu yapmaları lazım. Dönüp tartışıp kavga edene kadar. Sizi mahkemeyle korkutmalarını hiç aldırmayın. O değil mesele. Mesele gün sonunda bu borç bir yere gitmiyor. 3 ay evinden çıkamadın. Hadi 1,5-2 ay çıkamadın. Onun gene etkileri devam ediyor. Gelirin yok. Ama sen bu borçtan kurtulamıyorsun ki. Bu borç sonra önüne gelecek tekrar. Dolayısıyla benim bu noktadaki tavsiyem kesinlikle mülk sahipleriyle diyaloglarını iyi kursunlar. Bu noktada nasıl bir ödeme planı yapacaklarına baksınlar. Çünkü bunun bir çözümü üretilmemiş durumda. Geçen gün bu konuyla ilgili konuşurken Florida için Aktaş'la OSEDA, Aktaş'la da görüştük. O da şöyle bir şey söyledi. Yani uzlaşma yapılması gerekiyor bir şekilde. Çünkü mahkeme aşamasına bile gidilse zaten yine bir uzlaşma için aynı masaya oturmak gerekecek. Yani işi o safhayı bırakmadan aslında kendi aralarında ev sahibi ve kiracının buluşabilmesi, konuşabilmesi en hayırlı çözüm bu açıdan. Ya, kesinlikle katılıyorum. Zaten burada yapılması gereken nokta bu. Ama şu da var tabii, unutmayın. Kirası yenilenmek üzere olan insanlar var. Bunu yaptı da mülk sahibi diyebilir. 3 ay sonra yenilemiyorum kiranı, seni sokağa çıkıp bırakacağım. Yani çok farklı durumlar oluşabilir. Mesela kira yenilemiyorum derse sözleşmeyi ne yapıyoruz? Yani eviction sürecini başlatması lazım. Mahkemeye gidecektir. Ve en sonunda çıkaracaktır. Unutmayın, mülk sahibinin bir hakkı var orada. Kira sözleşmesi yapıyor. Orada bir yükümlülük yoksa, yükümlülük varsa, gereği yerine getirilmiyorsa bu noktada adım atacaktır. Yani sözleşmede COVID gibi bir olayın istisna tutulması, yer almadığı sürece maalesef bu noktada kiracıları koruyacak bir durum olmayacak. Ama ki nokta bu. Federal hükümet bu işe çözüm üretecek gibi hissediyorum ben. Üretmek zorunda görüyorum. Eğer ki bu kriz devam ederse. Çünkü şu an sağlık test grubundan yapılan açıklama şu. Tamam, biz 30 güne kadar bir evde tuttuk. Bak, sonuçlar çok iyi gidiyor. Ama geri dönemeyiz bu saatten sonra. Yani bunun devam etmesi lazım. Bu devam edecek gibi süreci geride bırakacağız. Bunun da anlamı nedir? Ay sonunda dönüp diyecekler. Mayıs 15'e kadar uzattık. Ya da o zaman dönüp diyecekler. Mayıs'ın sonuna kadar uzattık. Çünkü bununla başka türlü mücadele edemeyeceğiz. O açıdan benim burada tavsiyem şu. Mülk sahipleriyle iş mahkemeye gitmeyene kadar bile diyaloğu iyi tutup kötü niyetin olmadığını gösterip bu noktada adım atmanızı, çalışmanız gerekiyor. Sizi çıkaracak gibi diye düşünmeyin. Mümkün olmayacak. Mahkemeler binlerce dosyalarla karşı karşıya kalacak COVID sonrası bununla ilgili. Bu noktada sanmıyoruz ki hakimlerin de bunu kötü niyetli kullansın kiracılara karşı. Ama gerçekten bir şey daha söyleyeceğim. Orayı unutuyordum. Şimdi geçen haberlerde gördüm. Büyük şehirlerde, Chicago gibi, Kaliforniya gibi, New York gibi belli insanların, kiracıların, grupların bir araya geldiğini ve seslerini duyurmaya çalıştıklarını duyuyoruz. O da şöyle, kiramızı ödemeyeceğiz ve bizi buradan çıkaramayacaksınız ve bu noktada destek alınması talebi. Yani bu dediğim gayet doğal ve demokratik anlamda bir araya gelip bu noktada baskı. Bu baskı kime gidecek gün sonunda? Yöneticilere gidecek. Kongresmenlere gidecek, işte senatörlere gidecek, federal hükümete gidecek. Bu yıl seçimler var. Yani bu seçimler çok pozitif bir şey. Bunun artıya çevrilip bu noktada federal hükümetin gerçekten insanlara, gerçekten kira noktasında destek olması gerekiyor. Kira çok 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 sıkıntılar doğuracak insanların hayatında ve bu açıdan da dediğim gibi insanların politik anlamda ve hani mantıklı ve doğal haklarını kullanarak organize olarak seslerini dile getirmelerini tabii ki tavsiye ediyorum. Aşağıdaki notları bir cevap vereyim. Bazı sorulan sorular, Ayhan Bey'in yayının başında cevabını verdiği sorular.
yayını kaydedeceğiz. Önümüzdeki 24 saat içinde hesaptan dinleme şansına erişeceksiniz. Bilmiyorum Ayhan Bey, sizin de kayıt yapma şansınız olacak mı bu yayını koymak için? Bizim olacak. Bizim tamam. olacak. Biz bizim Ögman Love YouTube kanalında en kısa süre içinde paylaşacağız. Hemen önümüzdeki tahmin ediyorum bir saat içinde, yarım saat içinde. Biz onu yaptıktan sonra sizinle de paylaşırız. Oradan evet. da linki paylaşırsınız. Kimse bir şey kaçırmış olmayacak. Tamam. Sorduğunuz ve bazı bizim burada şu anda inemeyeceğimiz soruların cevapları için de yine Ayhan Bey'in YouTube sayfasına bakmanızı rica ediyoruz. Orada başlıklar halinde zaten bütün videolar var. Kısa kısa aynı bizim yayınımız gibi hap şeklinde soruların cevaplarını bulabilirsiniz. Peki biraz öğrencilerden bahsetmek istiyorum. F1 vizesiyle burada olan öğrenciler şimdi uzaktan eğitimle devam ediyorlar. Onlar çok mutlu değil aslında çünkü onlar uzaktan eğitim almak için gelmemişlerdi buraya. Okulu şu aşamada bırakıp geri dönseler hakları yanar mı? Tekrar vize alabilirler mi? Yoksa bu şekilde vize statüleri düşer mi? Birçok soru geliyor onlardan da, ne dersiniz? Şöyle söyleyebilirim, sorduğunuz soru tarzında cevap vermek için, yani kişiler olarak. Hı-hı. Eğer kişiler şunu diyorsa, ya ben burada kalmayı mantıklı görmüyorum, madem uzaktan eğitimle bunu yapabiliyorum, ben döneyim evime, uçlar açılır açılmaz, ailemin yanında kalayım, oradan bu çalışmamı uzaktan eğitimle yöneteyim, ne zaman bu iş toparlarsa geri gelirim diyorsalar, evet bu konuda imkan var şu an. Bu noktada servis sistemi açıklama yaptı. Çünkü teknik olarak kişiler çıktığı zaman servisleri duruyor, yani eğitim almış sayılmıyorlar, Amerika dışındalar. Ama bu durumda servis sistemlerinin düşmeyeceği, ITU'nin geçerli olacağı ve vizeleri varsa ve ITU'nin varsa bununla geri gelecekleri noktasında bir açıklama yapılmış durumda. Tabii bu şu, hani onun dışında da eğer kişinin vizesi bitmişse tabii ki Amerikan konsolosluğuna vize görüşmesine gidip tekrar değerlendirme yapılıp vizeyi alıp alamayacağına karar verilmesi gerekecek. Ama uzaktan eğitimi evimde ben ailemin yanında yapabilirim bir süre daha deyip uçlar kalkır kalkar kalkmaz bunu yapabilirim derseler bunu yapmaları mümkün olacak. Peki. Emekliyim, Amerikan vatandaşıyım, şu anda Türkiye'deyim. Bana da o 1200 dolar gelecek mi diye bir soru var. Aynen, çok güzel soru. Şimdi bak, ben şöyle başlayayım bunun cevabına. 1200 dolarlık denilen çekin ya da ödemenin gönderilmesinde vergi dairesi karar verecek, IRS. IRS bu kararı verirken, hani takipçileriniz de bilsin diye, bir yere başvuru yapılmasını gerektiren bir durum yok. Dolayısıyla IRS kişilerin 2018 ve 19 neyse en son yaptıkları vergi beyanları, bu beyanlara bakıp bu vergi beyanlarına bakıp oradaki rakama göre, şimdi örnek veriyorum, kişi 2018 vergisini yaptı, 80 bin dolar alıyor, o almayacak 1200 dolarlık çeki. Yani orada kişinin gelir durumuna göre, yani yanılmıyorsam 75 bin kadar dolara kazananlar full 1200 doları alıyor olacaklar. Dolayısıyla bunda IRS şuna bakacak. Bir, 2018 ya da eğer kişi 2019'da yapmışsa en son olabilir ama bu vergi beyanlarına bakacak. İki, kimler alabilir noktasında, kişi Amerikan vatandaşı da olabilir. Emekli bir Amerikan vatandaşı olabilir, problem değil. İki, yeşil kart sahibi olabilir. Üç, herhangi bir şekilde çalışma vizesi hakkı olan, biraz önce bahsettiğimiz H1 gibi, E2 vizesi gibi vizelerle burada çalışıp vergi beyanı yapmış olanları da göndereceğini açıklamış durumda. Dolayısıyla çünkü vergisini ödemiş, bize destek olmuş bu vatandaşlara, bu yaşanandan dolayı destek olacağız anlamına getiriyorlar. Diğer bir soru bununla ilgili çok gelen, şimdi kimleri cevapladık, kimler alabileceğini. İki, nasıl alabileceği noktasında siz bir başvuru yapmıyorsunuz, bunu IRS belirleyecek ve gönderecek. Peki nereye gönderecek? Vergi beyanında eğer siz banka hesabı bilgisi kullandıysanız debit bilgiler ona direkt gelecek. Banka hesabına gelecek. Ve önce parayı alacak kişiler onlar olacak aslında, elektronik ortamda hızlı gidebileceği için. Eğer elektronik ortamda vergilerini yapmamış, hani vergi beyan returnlerini almamış ama çekle evine adres olarak adresine gönderilmiş olan kişiler de artık birkaç aya mı, ne zaman yetişir çünkü 5 aydan bahsedenler var. Postayla ev adresine bu çek geliyor olacak ve onu yatırıyor olacaklar. Asylum süreci 2019'da aile birleşmesi için başvuranlar var. Asylum süreci için bekleyenler var. Covid döneminde o süreçte her şey gibi etkilenecek ve uzayacak herhalde, değil mi? Bununla ilgili görüşürüz. Kesinlikle. Kesinlikle etkilenecek. Etkilenmeyen bir alan yok. Etkilenmeyen bir başvuru türü yok. Görüşmeler maalesef var. Dolayısıyla evet, bütün süreçler bir etkilenecek. Şunu unutmayın ama bir sürecin içindeyseniz,
zamanı bekliyorsanız o zaman zaten geçiyor. Bir şey yapmanıza gerek yok. Ama o süreçte diyelim işte biz 6 ayda cevap vereceğizin processing time'ı uzayabilir, kısalabilir. Bunu da bilmiyoruz. Çünkü şimdi başvuru yani sayısı düşerse bu aralar ne olacak? Görevliler ofislerine gittiğinde bu sefer önceden gelen başvuruları bitirmeye çalışacaklar. Yani çok hızlı bir şekilde hani boş durmayıp var olan dosyaları bitirmeye de geçebilirler. Bu benim öngörüm o şekilde. Dolayısıyla aslında gecikmenin yanında tam tersi ilerleme olabilir. Ama nasıl bu yavaşlama olabilir? 100 çalışanı varsa bir katla diyelim, atıyorum göçmenlik dairesi, getiremiyorsa onların hepsini, 20 kişi getiriyorsa tabii ki bir düşüş olacaktır diyebilirim. Şimdi sizi çok yorduk. Biraz sorularımız var. En son onlara da bakıyorum. Ondan sonra yavaş yavaş yayınımızı bitirelim. Yoksa zaten Instagram yayınımızı kesecek. Şimdi şöyle bir J1 vizesiyle ilgili bir soru var. Şöyle bir koyabilir miyiz? Tamam. Şubat ayında... Görebiliyorum. Tamam. Soru şu herhalde. Merhaba, Şubat ayında J1 vizemi aldım. Mayıs'ta başlıyordu. İptal durumu virüsten dolayı. Çok güzel soru bu. Ve bu konuda biz yayınlar devamlı yapıyoruz. Bizim diyeceğimiz nokta şu. Soru, J1 Work and Travel programı iptal oldu mu? Yok, iptal olmadı. Program devam ediyor. Schedule'da yapıldığı gibi. Bu anlamda bir gecikme yok. İki türlü kişiler var. Biri bu soruyu soran takipçiniz gibi şanslı olup vizesini zaten almış olanlar var. Bir de randevusunu bekleyenler var şimdi. Randevuya hala gidememiş olanlar var. Dolayısıyla bu noktada vizesini almış olanların bir şans daha olacaklarını düşünüyorum. Çünkü bu noktada uçuş yasakları kalktığında ve burada programa gelip katılabilme durumları olduğu sürece o zaman bir problem yaşamayacaklar ve gelebilecekler. Şimdi diğer bir durum da şu. Programı ben iptal etme gibi bir adım atacaklarını düşünmüyorum. Çünkü çok ciddi maddi sorumlulukları var. Öğrencilerin ödediği çok ciddi paralar var. Ondan sonra sponsor firmanın aldığı ödemeler var. Danışmanların aldığı şey var. Yani çok ciddi bir durum var. Fakat ben şöyle görüyorum olayı. İptal etmekten ziyade bunun practical olmayacağına girebilirler bu yıl. O da şunu diyebilirler. Sen hani vizeyi almış olsan bile gelemeyebilirsin ya da vizeyi alamıyorsun. Gelemeyeceksin çünkü zaten geleceğin, çalışacağın iş yerleri ya hospitality alanında, yani turizm alanında, otel alanında, resort alanında, işte insanların bir araya gelip havuza girdiği, denize girdiği, oynadığı, eğlence parkına gittiği gibi ortamlarda bu J1 Work and Travel öğrencilerimiz gelip çalışıyorlar. Dolayısıyla bu iş yerleri bunu yapamayacaksalar, eğer buna hizmet veremeyecekler, dolayısıyla iptal edecekler. Diyecekler kusura bakmayın, gelmenizi gerektiren bir şey yok. Çünkü iş yeri sizi alamıyor, kapalı. Ya da işte şu an alamıyor Haziran'da ama Ağustos'ta alacak, atıyorum, örnek veriyorum. Ama ben şunu görüyorum, gün sonunda şurada bir ay, iki aya belli işletmeler açılmaya başlayacak. Gün sonunda work and travelcı öğrencilere ihtiyaç olacak. Ben de bunları kısmi de olsa gelebileceklerini düşünüyorum. Hani bu sefer binlerce insan gelemeyecek ama belki işte 100 kişi gelecek, 500 kişi gelecek. Bu noktada vizesini almış olanlar artı bir durumda olacak deyip soruyu cevaplamış olayım. Çok teşekkür ederiz. Bir soru daha. J1 vizesindeyim, waiver alacağım. Green Card'lı erkek arkadaşımla evlendiğimde seyahat ve çalışma izni nasıl olur? Şimdi buradaki önemli olan nokta şu. Eğer kişi 2 yıl kuralına tabi ise 2 yıl kuralını kaldırmış olması gerekiyor. Onun onaylanmış olması lazım. Eğer kişi 2 yıl kuralını kaldırıp onayını almışsa J1'da ona bu yükümlülüğü getiren durumu, o zaman tabii ki Amerikan vatandaşı eşi sayesinde başvuracağı yeşil kart aşamasından seyahat izni ve çalışma izni alabilecek. Seyahatinde bir problem yok. Tabii herkesin koşulunu ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekiyor. Ama herhangi bir ihlali yoksa, bu gelen seyahat izniyle seyahat yasakları da yoksa seyahatini edebilecek. Bakalım, artık soruları toparlıyoruz. Süremizle de. İşsizlik maaşına başvurabilmemiz için kaç yıl, kaç ay çalışmış olmamız gerekiyor? Şimdi ben bu noktadaki takipçimizi yaşadığı, çalıştığı eyaletteki Labor Department'a ulaşmasını isterim. Dolayısıyla Labor Department'a başvuru yaparken Labor Department dönüp onun yükümlülüğünü söyleyecek. Bu eyaletten eyalete değişecek. Yani kaç yıl çalışma değil ama atıyorum 8 hafta çalışmış olman lazım en az diyelim. Yani gün sonunda şöyle bir şey yok. Ben bu hafta işe girdim.
çıkaralım, işsizlik parasına başvurabilirim. Yok, başvuramayacaksın yani bir şekilde. Belli bir bütçenin kesilmesi gerekiyor senin şeyinden, maaşından. Ama yanlış yönlendirmemek için bu soruyu soran takipçimiz veya bu durumda olanları kesinlikle yaşadıkları, çalıştıkları eyaletteki Labor Department'a bakacaklar ve orada çok basit bir şartlar yazıyor olacak. Ne kadar süredir çalışıyorsun diyecek, onu belirtiyor olacaksın. Şöyle hızlıca bakıyorum artık bitirmek üzere. Çocuklara yardım için Social Security gerekiyor mu? Zaten onların 2018'de beyanda bulunması gerekiyor. Social Security numaralarının olması gerekiyor, değil mi? Kesinlikle öyle. Sosyal güvenlik numarası gerekecek. Ama bir de gün sonunda evet bir gelir elde etme durumu olacak. Tabii bu çok teknik bir soru. Ben şunu söylerim. Gün sonunda kişi başı diyelim 1-200 alıyorsa ailenin de alacağı rakam belli. Yani dolayısıyla diyelim bir aile beraber yaşayan aileler belki 3000 dolara kadar alacaklar. Hani burada çocukların çok alacağını söylemek aynen yanlış olur. O ailenin belli alacağı rakama çıkabilir. Yoksa vergi beyanı yapmış olmak gerekiyor. Evet. Aralıksız izliyoruz. 2020 Green Card süreci konuşulmadı denmiş. Hayır, konuştuk. Şu anda etkilenmiş bir durum, bir açıklama yok. Zaten online yapılan bir çekiliş ve bu çekilişin sonucu aksi takdirde, başka türlü bir şey söylenmediği takdirde açıklanacaktır, sürece uyulacaktır diye düşünüyoruz. Bu konuda başka bir ilan, başka bir bilgilendirme yapılırsa zaten onu da Ayhan Bey kendi kanalından paylaşıyor olacaktır sizlerle. Bütün gelişmeleri takip ediyor. Bakıyorum. Aynen. Bir soru gördüm Nazlı Hanım orada. Tabii. Ben onu bir açayım. Şeyi sormuşlar takipçilerin. Hani demişler tamam 2020'den bahsediyorsunuz çekilişlerden ama bu arada çekilişi kazanmış Türkiye'de olanlara tavsiyeleriniz nedir diye soruyorlar. Hı hı. Benim en büyük tavsiyem, o önemli olduğu için dile getireyim istedim. O bahsettiğimiz public charge rule inanılmaz etkileyecek. Yani farz edelim siz eğer Türkiye'desiniz ve bu çekilişi kazandınız ve bu senenin sonu ya da seneye vize görüşmelerine gideceksiniz. Atıyorum İngilizce mi bilmiyorsunuz? Ben sizin yerinizde olsam şimdiden İngilizce öğrenmeye başlarım. Hemen başlayın. Yani finansal anlamda sorun mu var? Hemen finansal durumunuzu değerlendirmeye başlayın. Çünkü ben tahmin ediyorum bu public charge rule'da. Çünkü başkan, Amerika'daki başkanımız bu çekilişe inanmayanlardan biri. Aslında katılıyorum bu konuda. Yani çoğu olayda katılmıyorum ona ama bu olayda katılıyorum. Gerçekten binlerce, hatta Amerika'ya gelmek istemeyenlere yeşil kartın dağıtıldığı bir ortamda parlak öğrencilerimiz var. Teknoloji bitiriyorlar, mühendislik bitiriyorlar. Burada kalmak için mücadele ediyorlar. Aslında onlara verileceğiyle bu gençlerimize verilse bu green card çok faydalı yerleri bulur. Bu noktada katılıyorum ama özellikle başkanın polisisi ve çalışmaları yapma tarzı şunu gösteriyor. Çok şeyi el edecekler. Dolayısıyla ben sizin yerinizde olsam İngilizce geliştiririm. Finansal durumu artırırım ki o tip bir durumun, sizin Amerika'ya geldiğinde iş bulamazsın sen zaten. Şu sorunları yaşarsın ya da bir mesleğe sahip değilsin. Ne dikkat edecekler? Dolayısıyla atıyorum eğer bu tip mesleklerden bir şey edinme durumunuz varsa tamirci gibi ya da farklı gibi eğitiminize göre bu tip mesleklerde bence kendinizi geliştirin. Çünkü Amerika'nın gerçekten bu anlamda teknik bilgiye, bir iş gücüne ihtiyacı var. Bunu da ben böyle bir tüyo olarak vereyim takipçilerinize. Cevaplarınız için çok teşekkür ederiz. Şu anda yayınımızı bitirmemiz gerekiyor. Çünkü zaten bize verilen sürenin ve Ayhan Bey'in süresini de çok çok aşmış durumdayız. Ama tekrar hatırlatalım, bu yayınımız kaydedilecek. Biz sizin sorularınızı görmeye devam edeceğiz. Ayhan Bey'in YouTube sayfasından birçok sorunun cevabını, şu anda burada sorduğunuzda birçok sorunun cevabını alabilirsiniz. Aynı zamanda kendi canlı yayınlarında da bu soruları yanıtlıyor yine. Bizimki şöyle bir tanışmaydı. Umarız önümüzdeki dönemlerde de tekrar kendisini canlı yayınlarımızda ağırlarız. Çok teşekkür ederiz. Evet, ben o konuda bir yorum yapayım zaman bitmeden. Bence bu ilk adımımızdı. Bundan sonra güçümüz olduğu sürece, fırsatımız olduğu sürece bu canlı yayın sayısını beraber sizinle arttırırız. Bu sayede biz durmadan değerli takipçilerimizi bilgilendirmeye devam ederiz. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sevgiler, selamlar. Bay bay. Sağ olun. Görüşmek üzere.